ve Büyük Millet Meclis seçimleri de var. Umulur ki bu seçimde halkımızın isabetli kararlarıyla hem iktidar hem de muhalefet partileri kendilerine çekidüzen verir kanaatindeyim. Zira 3 aydan beri tabiri caizse bizler arkadaşlarımızla beraber arazideyiz. İnsanlarımızla görüşüyoruz. Köylüsüyle, kentlisiyle, sanayisiyle, esnafıyla. Köylerde kahveler boş. Diyorlar ki cepte çay içmeye para yok. Bir dokunuyorsun, 1000 ah işitiyorsun. Dolayısıyla Türkiye'de bu kadar problem varken ne yazık ki hep beraber televizyonda da izliyoruz. Değerli büyüklerimiz, değerli liderlerimiz ağza alınmayacak itham varlar. Mustafa Bey, özür dilerim. Mustafa Bey, yerel seçimler konusunda doğruya bir taraftan başkanım. Doğruya doğru demek için yanlışı tespit etmek lazım. Ben belediye başkanı olursam neler yaparım? Elbette Bandırma 5 yıl değil, hiç kaybetmeyecek. Çünkü biz Bandırma'yı Milli Görüş Belediyeciliğiyle tanıştıracağız. Türkiye'de belediyecilik Milli Görüş'le başladı. Elbette ondan evvel vardı. Ama bu arkadaşlarımız Milli Görüş Belediyeciliğini taklit ederek hizmet etmeye çalışıyorlar. Şu andaki belediye başkan yardımcımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olan değerli dostum Dursun Mirza Bey 2014 seçim taahhütlerini görevde bulunduğu 5 yıl içinde 2009 yılı seçim beyanında yaptığı taahhütlerle yerine getiremediği için elindeki bu bülten o taahhüdün delilidir diye düşünüyorum. Elimde kitapları var. Geçmiş döneme ait broşürleri var. Belki bahane olarak o zaman belediyenin imkanlarını bilmiyordum diye bir bahanenin arkasına sığınabilir. Ancak bir belediye başkanı madem ki adaydır, gelecekte ne gibi hizmetler yapacak, hangi imkanlara sahip olması gerekir, bilmesi gerekir. Ben şayet belediye başkanı olursam asla uçuk projeler, uçuk vaatlerde bulunmam. Belediyenin imkanlarını görmeden, belediyenin mali imkanlarını, teknolojik imkanlarını görmeden asla hemşerilerime herhangi bir vaatte bulunmam. Bulunmuyorum da. Zaten siyasetçinin imajı zedelenmiş. Siyasetçi deyince insanlar farklı yorumlar yapıyorlar. Ayrıca ben de buna katkıda bulunmak istemiyorum. Edindiğim intibalara göre Bandırmalı hemşerilerin modern ve lüks kentten evvel, plazalardan evvel, rezidanslardan evvel, yürüyen merdivenlerden evvel temiz, huzurlu ve müreffeh bir kentte yaşamak istiyor. Asıl olan hemşerilerimizin mutluluğudur. Biz olaya kendi gözlüğümüzden değil, hemşerilerimizin gözlüğünden bakmak istiyoruz. Mutluluğa giden yol, Milli Görüş'ün 5 ana maddesinden geçer. 1. Biz kul hakkı yemeyeceğiz. Yemedik, yemeyeceğiz. Yedirmeyeceğiz. İnancımızın gereği de olan kul hakkı, kul hakkına azami dikkat gösterilecek. Belediyenin bir kuruşu zayi edilmeyecek.
Bandırmamızın inşa ve ihyasında emeği geçen tüm belediye çalışanlarına tam güven ve değer verilecek. Belediye gelirleri asla israf edilmeyecek. Belediyenin bel kemiği olan ve milli görüşün icadı olan beyaz masa tekrar tüm içeriğiyle icraata geçecek. Belediye çalışanlarıyla halkımız asla muhatap edilmeyecek. Milli görüş belediyeler arasında her türlü teknik eleman ve makine teçhizat alışverişi yapacak. Bizim en önemli projemiz proje komisyonu kuracağız. Değerli arkadaşlar, proje komisyonumuzun içerisinde muhtarlar başta, sivil toplum örgütleri, odalar, dernekler, sendikalar, bunun içerisinde sağlık olacak, üniversite olacak, milli eğitim olacak ve bir kısım vatandaşlar, arzu eden vatandaşlarımızdan bu heyet kurulacak. Bandırma'nın hangi mahallesine, hangi caddesine, hangi sokağına, hangi arzu ve istekte, hangi talep varsa proje komisyonu tarafından incelenip onaylandıktan sonra icraata konulacak. Cin Çukuru projesi yıllardan beri kangren olmuş bir proje. Ben 35 seneden beri Bandırma'dayım. Her gelen belediye burası için vaatlerde bulunur. Ama ne hikmetse bir türlü icraata geçmez. Giden belediye oraya 65 metre bir sondaj borusu çıkardı. Şimdiki belediye geldi onun üstüne basket sahası yaptı. Eski tekel binalarının yerine yap işlet devlet modeliyle turistik testler yapılacak. Bunlar, bu söylediğim projeler tamamen proje komisyonunun inisiyatifinde olacak. Engelli vatandaşlarımızdan emlak vergisi almayacak. Esnafımızdan ruhsat değişim ücret almayacak. 65 yaş üstü vatandaşlarımız şehir için taşıma ücreti vermeyecek. Bu yollardaki engellilerin sayısını arttırmak için döşenen sarı şeritlerden bahsediyorum, derhal sökülecek. Üzerinde sağlam insan yürüyemiyor. Labirent adeta. Bu hususta kaç tane şikayet geldi bize. Halk otobüsleri diğer halk otobüsleriyle beraber sırada olmak üzere belediye otobüsleri her hatta bir otobüs konulacak. Diğer otobüslerin yarı fiyatıyla parası olan halk otobüsüne binecek, parası olmayan yarı fiyatıyla belediye otobüsüyle seyahat edecek. Çocuklar için gençlik merkezleri kurularak burada çocuklara ehil ve emin kimseler tarafından spor, kurs ve dersler verilecek. Çocuklarımız sanal alemden kurtulacak. Bugün uyuşturucu yaşının 9'a düştüğü, alkolün 12'ye düştüğü, 12 yaşlara düştüğü bir ülkemizde çocuklar ondan daha tehlikeli olan sanal tiryakiliğinden kurtarılacak. Çok basit gibi görünen seksek gibi, 9 taş gibi oyunlar oyun sahaları açılacak o yaştaki çocuklar için. Şehir merkezine ücretsiz wireless kurulacak. Cadde ve sokaklardaki paralı otopark rezaletine son verilecek. Zaten çocukların oyun oynaması için yer yok. Ara sokaklarda oynuyordu. Ara sokakları da paralı otoparktan kaçan arabalar işgal etti. Çocuklar evlere hapsoldu. Ev kaldırımlar mutlaka vatandaşlarımıza, halkımıza tekrar açılacak. Halkımızın sesi ve kulağı olan, çok basitmiş gibi görünen belediye hoparlörü yeniden faaliyete geçirilecek. Halkımız arasındaki iletişim sağlanacak. Barınaksız taksi durağı kalmayacak arkadaşlar. Bandırma Spor deplasman maçlarına en az bir otobüsle tekrar belediye tarafından takviye yapılacak. Bursa Tıp Fakültesi'ne haftanın belirli günleri ücretsiz servis yapılacak.
Yine belediye imkanlarıyla ülkemizin çeşitli tarihi ve turistik yerlerine ücretsiz otobüsler katılacak. Nüfusu 140 bini aşan Bandırma'mızda uygun piknik sahası bulunmamaktadır. Bunun için öncelikle General Balcı Çamlığı her türlü imkanlar sağlandıktan sonra tekrar tabii elverişli durumlar hasıl edildikten sonra vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Hiçbir yeşil alanı olmayan Bandırma içinde ve çevresinde gerekli imar değişikliği yapılarak mutlak surette yeşil kuşak ve yeşil alan oluşturulacak. Geçen toplantımızda da söyledim. Hacı Keşfettin Caddesi'nde iki tane ağaç var. Bir tanesi benim evimin önünde, bir tanesi dükkanımın önünde. Onun için Bandırma'mız yeşille buluşacak. Bandırma'ya yakışmayan kapalı pazar yeri daha modern hale getirilecek. Bu hafta pazar yerindeydik. Kimseyle konuşma imkanı bulamadık. Kiminle konuşsak bize akan yerleri gösteriyor. Şemsiye altında şemsiye var. Kapalı pazar yerinin içerisinde pazar çadırı kurmuş adam. Bandırma'mızın her mahallesine, her mahallesinin uygun yerlerine sevil çeşmeler yapılacak. Hem hemşerilerimiz istifade edecek, hem de ecdadımız yad edilecek. Sokak köpekleri mutlaka zaman zaman tehlike arz eden bu sokak köpekleri mutlaka gerekirse kısırlaştırılacak. Bunun kararını veteriner verecektir. Köpek barınaklarına teslim edilecek. Geçenlerde biliyorsunuz bu konuyla ilgili önemli bir hadise vuku oldu. Çarşı caminin imamı köpeklerin tacizine uğradı. İstihdam ve ekonomiye katkı için belediye sınırlarımız içinde yatırım yapmak isteyen müteşebbis kim olursa olsun mutlak surette kolaylık gösterilecek. Hava ve çevre kirliliğine sebep olabilecek hiçbir yatırıma asla izin verilmeyecek. İmar planındaki uygulamadaki adaletsizlikler mutlaka giderilecek. Kaçak yapılara asla izin verilmeyecek. Şu anda bine yakın kaçak yapı var ülkede, şehrimizde. Sorduğumuzda hangi birini yıkalım diyorlar. Yıllardan beri partilimize, yandaşlarımıza, akrabalarımıza göz yumulmuş bine yakın kaçak bina ile Bandırma'nın maalesef kötü bir görme sahibi olmuş. Encümenin yıkım kararı aldığı kaçak yapılar mutlaka belediye tarafından yıkılacak. Özel mimarisi olan eski hal binası tekrar yapısına uygun olarak restore edilecek. Büyükşehir ve belediyemizin merkez mahallelerine verdiği hizmetlerin aynısı yeniden mahalle statüsündeki olan köylerimize de öncelikle verilecek. Mustafa Bey, son 5 dakikamız. Bandırma'nın en az 2 mahallesinde aş evleri kurulacak. Yoksul insanlarımıza sıcak yemekler verilecek. Zira ben biliyorum, dilenmeye dahi utanan bu insanların yiyecek ekmekleri yok. Diyorlar ki, başkan nereden bulacaksın bunu? Değerli arkadaşlar, bir festivalde sanatçıya verilen 3-500 bin lirayla bir geceliğine sanıyorum bu fakir insanların bir yıllık iaşesi temin edilir. Festival olmasın demiyorum. Elbette Bandırma'mızın tanıtıma ihtiyacı var. Ama aşırı israftan mutlaka kaçınılacaktır. Yine sokakta kalan vatandaşlarımız var. Ben en az 3 tanesini tanıyorum. En az 3 aydan beri banyo yapmamış. 3 aydan beri elbisesini değiştirmemiş, inşaatlarda yatıyor. Sokak köpeklerine sahip çıktığımız kadar, onlara verdiğimiz değer kadar bu insanlarımıza da değer vereceğiz. En az. Onlar için barınak yapacağız. Onları sıcak yuvaya, sıcak yemeğe mutlaka teşvik edeceğiz.
Beyaz Masa hususunda birazcık daha şey müsaade ederseniz, belediyenin en nezih yerinde olacak. Orası adeta bir misafir salonu olacak. Belediye çalışanlarıyla halkımız asla muhatap edilmeyecek. İhtiyacı olan her vatandaşımız orada gelip gerekli ikramı, izzeti gördükten sonra işleri yine görevli arkadaşlarımız tarafından yapılarak teslim edilecek. Bu bir şov olarak kabul edilmesin. Devlet bana yeter kadar aylık veriyor. Sırf hizmet amacıyla bu işe talip olduğumu belirtmek için ben belediye başkanlık maaşını da elbette hakkım olarak maaşı alıp başka yerlerde yatırım yapmak istiyorum. Yine vatandaşlarımın isteği doğrultusunda. Saadet Partisi kazanınca Bandırma kazanacak. Bandırma kazanınca Türkiye kazanacak. Türkiye kazanınca bütün insanlar kazanacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.